Konyaspor Süper Lig'in 24. haftasında Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u ağırlayacak. Ligdeki son galibiyetini 8 hafta önce elde eden Yeşil Beyazlar, son 4 haftalık periyotta da rakiplerine mağlup olmuştu. Konyaspor'la Giresunspor arasında Konya Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma 5 Mart Pazar günü saat 16'da başlayacak. Konyaspor'la Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ankara Bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcı hakemi Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp üstlenecek. Melis Özçiğdem ise karşılaşmada 4. hakem olarak görev alacak. Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Konyaspor'da kart cezalısı Mame Diouf'un yanı sıra sakatlıkları devam eden Konrad Mihalak, Uçe İkbeazu ve Muhammed Demir'in bu maçta görev alması beklenmiyor. Öte yandan konuk Giresunspor'da ise kart cezalısı olan sağ bek Hayrullah Bilazer'in yanı sıra sakatlığı devam eden Kadir Seven'in de bu maçta görev alması beklenmiyor. Teknik direktör Alexander Stanjevic ile birlikte 4-2-3-1 sisteminde mücadele eden Konyaspor'un Giresunspor maçında da yine aynı diziliş ve oyun sistemiyle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil beyazlı takımda kaleci İbrahim Sehiç maç gününde yapılacak son kontrollerin ardından eldivenlerini yeniden giyebilecek. Savunma dörtlüsüne Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francesco Calvo ve Ciler Mesidya, ikili ön libero'da Soner Dikmen ve Andreas Boholakis, üçlü orta sahada Marlon, Pozuelo ve Henry Çekici, tekli forvette ise Mahir Emreli'nin görev alması bekleniyor. Teknik direktör Hakan Keleş'le birlikte 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Giresunspor'un Konyaspor'a karşı da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil Beyazlar'ın kalesinde Onurcan Piri, savunma dörtlüsünde Talha Ünvan, Ramon Arias, Alexis Perez ve Alper Uluda, ikili ön libero'da Robert Mahia ve Jordan Campanaro, üçlü orta sahada Serginho, Savicevic ve Borja Sain, forvette ise Rehat Bayçin görev alması öngörülüyor. Konyaspor'la Giresunspor Süper Lig nezdinde birbiriyle 3 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan müsabakalardan ikisi Konyaspor'un üstünlüğüyle, birisi ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor renktaş rakibine karşı 2 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise hiç gol görmedi. (Gülüyor) 5 Mart Pazar günü Konyaspor'a konuk olacak Giresunspor, zorlu karşılaşma öncesinde kötü bir istatistiği de elinde bulunduruyor. Karadeniz ekibi deplasmanda çıktığı son 11 Süper Lig maçından sadece birisini kazanabildi. Yeşil Beyazlar arda kalan 10 maçta ise 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Konyaspor son haftalarda kalesine gönderilen şutların golle sonuçlanmasına engel olamıyor. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan bu yana galip gelemeyen Yeşil Beyazlar, ilginç bir istatistiği de elinde bulunduruyor. Bahsi konu süreçte 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Anadolu Kartalı, kalesine gönderilen 33 şutun 17'sinde gole engel olamadı. %52'lik bir dilime ulaşan Konyaspor bu alanda kendisine zirvede yer buldu. Anadolu Kartalı sezonun ilk 14 haftalık periyodunda ise kalesine gönderilen 47 şutun sadece 9'unda gole engel olamamıştı. Konyaspor bu süreçte de %19'luk oranla ligin en başarılı takımı konumunda yer almıştı.